Merhaba arkadaşlar. Birkaç gündür doğru motivasyonu bulup video çekemiyordum bir türlü ve içimden gelmedikçe de video çekmeyi sevmiyorum açıkçası. Biliyorsunuz ki her bir videoya özellikle ayrıcalıkla titizleniyorum ve özeniyorum. Ne yapsam ne yapsam diye düşündüm. Destelere aldım, karıştırdım ve daha önce yine yaptığımız bir açılımı yapalım istedim. Çok fazla kart seçeceğim için çok fazla vakit alacaktı. Kamera karşısında seçmek. Bir iki desteği bıraktım. Açılım esnasında istersem eğer onlardan yine kart seçeceğim. Ama temelde kartlarımı seçtim. İki deste olacak gördüğünüz üzere. İki şiir kitabı koydum. Sevdiğim şairlerin şiir kitapları. Biri, önce konuyu söyleyeyim. Ve biraz şeyim, hisliyim şu an. Çok hisliyim. Ne çıkacak bilmiyorum açılımda. Her şeye hazır olun bence. Şimdi şöyle olacak. Karşı tarafın size dair düşünceleri, hisleri, enerjisi. Sizin karşı tarafa dair düşünceleriniz, hisleriniz ve enerjiniz. Aranızda neler yaşanabilir? Ve size bir de tavsiye çekeriz buradan yeni destelerden. Yeni deste almıştım 2 hafta önce. Onlar geldi. Bunlar. Bir de burada böyle tatlı bir deste. Bunları da kullanmış oluruz diye düşündüm. Şimdi birinci deste Furu Ferruhsat'ın Yeryüzü Ayetleri isimli şiir kitabı. Çok severim kendisini. En sevdiğim kadın şairlerden sanırım. Diğeri de tabii ki Gülten Akın'ın Deli Kızın Türküsü adlı şiir kitabı. Çok fazla not olarak okuduğum için. Şimdi bir, iki. Desteleri açtıktan sonra kitaplardan da rastgele sayfalar seçeceğiz. Şiirler okuyacağız. Böyle doğaçlama bir video olacak. Birinci deste. Kartları da göstereyim hatta. Bu şekilde. Belki enerjisine çekilirsiniz. İkinci deste. Bu şekilde. Yine belki enerjisine çekilirsiniz. Şimdi birinci desteyle başlayacağım ben. Şöyle yapalım. Alalım. Buraya alalım. Evet. Nasıl bir sırayla çekmiştim acaba kartları? Şimdi şu şekilde ayırmıştım. Evet. İnşallah dışarıdan çok fazla ses gelmiyordur. Aklınızdaki kişinin size dair enerjisi. Böyle açtığıma göre şöyle mi açmışım? Evet. Tamam. Şöyle yapmıştım. Okey. Böyle alalım. Bu onun size dair düşünceleri. Burada konuşturma kartları da seçtim. Şu kısım aranızdaki olası gelecekte neler yaşanabilir? O bir kenarda dursun. Bu sizin bu kişiye dair şu anki enerjiniz. Böyle üstten açmıştık. Biraz hisliyim bu akşam. Hayırlara çıksın inşallah diyorum. Hepsi gözüküyor mu acaba? Şöyle birazcık alalım. Havalar bir türlü güneşlenmedi diyelim. Bir türlü ısınmadı. Bir türlü güneş açmadı. Ben de tabii ki duygusal bir yengeç burcu olarak biraz dağıldım. Evet, hepsi gözüküyor mu? İnşallah gözüküyorlar. Şöyle bir kontrol edelim. Evet. Konuşturma kartlarını da açalım. Dışarıdan dertli dertli arabalar geçiyor. Camı kapatmak zorundayım. Evet. Bakalım, bakalım, bakalım. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişinin enerjisi sevgi dolu erkek olarak geldi. Karşınızdaki insan bir kadın da olabilir. Önemli değil. Size dair enerjisine gayet ellerinde çiçekler derlenmiş, toplanmış. Ve sanki bir yolu aşmış ve yanınıza geliyormuş gibi. Bu gece biraz dediğim gibi hisli olacak. Hislerimi son haliyle çalıştırmaya gayret ederek kartlara, görsellere odaklanarak gideceğim. Bilginiz olsun, o yüzden uzun olabilir. Gayet ellerinde çiçekler, kafanızda sırılsıklam olmasa da gülümseyen bir yüzle size gelmek isteyen bir tavırla geliyor. Sizse hayırdır, ne oluyor?
Ya bazılarınız diyorsunuz ki sen artık beni kaybettin. O gemi çoktan kalktı gitti. Arkamdan baka kalırsın. Ya da hani siz onun artık sizden gittiğini düşünüyorsunuz ve umutsuzca arkasından belki böyle gidişini izliyorsunuz. Bir taraf tamamen sevgiyle dolu. Diğer tarafsa o artık gitti diyor. Ya dediğim gibi siz bu insan artık sen beni kaybettin. Çünkü burada teknede hep diyorum adamın sevdiği kadın gidiyor aslında. Ya bu insan hani sen artık beni kaybettin ben gittim. Öyle bakarsın arkamdan diyorsunuz. Ya da siz onun sizden gittiğini düşünüyorsunuz. Şuraya şu destadan da alalım ya. Aldım ya olan olmaz diye. Ama çok çekesim geldi. Şöyle yapalım. Birinci desteği seçenlerin akıllarındaki kişinin onlara dair şöyle mevcut enerjisine bir böyle mesaj olsun bakalım. Thinker. Evet, yoğun bir şekilde düşündüğü çıkıyor. Desteği ters tutmuşum. Peki birinci desteği seçen arkadaşlarımın akıllarındaki kişiye yönelik onların enerjisine bir tema seçelim. Yine siz tamamen şu an yani şeydesiniz. Alıcı pozisyondasınız. Hani gelirsen benimsin, gelmezsen hiç benim olmamışsındır. Yani bekliyorsunuz dingin bir şekilde. Oysa düşünüyor. Sizse bekliyorsunuz. Hani gelip burayı doldurursan ne ala. O ise sürekli bir şeyleri düşünüyor. Sürekli bir şeyleri düşünüyor. Peki. Şimdi gelelim buraya. Şöyle ki, çok değişik. Bakın, şimdi onun düşünce kısmına kupa kralı olarak gelmişti. Siz de düşünce kısmınızda, ona dair düşünce kısmınızda kupa kraliçesi olarak geldiniz. Ne kadar ilginç olmuş. Yalnız şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Tam benim renklerim. Şimdi öncelikle karşı tarafın hisleriyle başlayalım. Bir kere şöyle ki duygularını şu an sanki kontrol etmeye çalışıyor. Ve bu yüzden de biraz sessizleşmiş olabilir açıkçası. Kendine bir mola vermiş olabilir. Kendine bir mola vermiş olabilir. Bir yerlere gitmiş olabilir. Sanki hani tatile çıkmış vesaire olabilir bu insan. Ama karşımızda şunu söyleyeyim, olgun bir karakter var. Yani bir şekilde 30 yaşın üstünde kişiler söz konusu olabilir burada. Özellikle ateş ve su yoğun olarak geliyor. Başka neler var? Aslında hava da var. Ve başak burçları var topraktan da. Ama su, hava, ateş hepsi gelmiş. Topraktan da yalnızca başaklar gelmiş. Şimdi şöyle bir durum. Açıkçası biraz dedim ya uzakta kalmış. Ne düşüneceğini, ne yapacağını bilmiyor. Hisleri sanki karman çorman. Ve bu düşünce kısmında geliyor. Neyi seçsem acaba? Nereyi seçsem? Ne yapsam? Nasıl gitsem? Nasıl gelsem? Hisleriyle böyle oynayan bir insan var. Hani bir çeviriyor, farklı bir yöne getiriyor. Bir düz tutuyor. Sanki bir dengesizlik var ya. Çok böyle şey gelmiyor açıkçası bana. Hisleri var ama hisleriyle ne yapacağını bilmeyen bir insan var. Hani bu insan seviyor mu? Evet, seviyor. Ama kendi sevgisini sorguluyor. Niye seviyorum ki? Gerçekten sevmeli miyim? Hani bu bir illüzyon mu? Çünkü yani niye sevgi dolu erkeğin üstüne niye daha düşünürsün ki? Seviyorsun işte. Kupa kralısın. Daha niye kupa hediyesini araya sokuyorsun ki? Şimdi şuradaki kupa kralının ayağına bakar mısınız? Yani bir ahtapot sarmış ayağını bir yerden tutuyor. Sanki aşağı çekecek ve duyguların içinde boğulacak. Bu insan zihin kısmına taşımış duygularını. Ve bu yüzden de boğuşması çok normal. Hani o Kartal Tibet'in oynadığı Tarkan filmindeki gibi. Her an ahtapot aşağı çekebilir buradaki insanı. Duyguların içinde boğulmaya çok müsait. Çünkü neden bir karara varamıyor? Hani diyor ki evet benim bu kişi için böyle böyle duygularım var ama ne yapmalıyım? Yani duyguları düşünce kısmına getirmiş.
Ve böyle ateşle oynar gibi sanki. Bakar mısınız buradaki değnek kralına? Hani o ateşle bir gösteri yapıyor. Sanki ateşle oynar gibi. Burada ateşle oynuyor, burada suyla oynuyor. Biraz şey var burada ya. Özgüven patlaması yaşıyor bu kişi. Bunu söyleyeyim yani. Kendine güveni çok fazla, çok yüksek özgüvenli biri var karşınızda. Çok yüksek özgüvenli biri var. Ama kafa biraz karman çorman. Burada sosyal medya üzerinden tanışılan, başlatılan ilişkiler söz konusu olabilir. Özellikle 7 aylık bir süreç. 7 aylık bir süreçten bahsediliyor. Son 7 aydır iyice karman çorman olmuş olabilir bu insanlar aranızdaki durum. Bazıları için çok daha uzun seneler yani söz konusu. Uzun uzun senelere giden ilişkiler var. 8 sene, 10 sene, 3 sene gibi. Evet, yeni tanışmalar da söz konusu olabilir ama bana biraz şey geldi. Arada çünkü bir yaşanmışlık varmış gibi geliyor birinci destede. Şimdi his kısmına geldiğimde his kısmı daha da ilginç. Hem diyor ki gel seni kanatlarımın altına alayım, bütünleşelim, aile olalım, bir arada olalım. Ama hem de şöyle bir şey var. Bu insan bir şeylerin haberini almaya çalışıyor. Yani sanki bir harekete geçmeden önce emin olmak, kesinleşmek istiyor. Ben burada bilmiyorum, yoğun bir stalk seziniyorum açıkçası. Ve bunu göstere göstere yapıyor olabilir. Bunu göstere göstere yapıyor olabilir. Yani izlediğini belli ede ede. İzleyip izleyip mesela hani sesini çıkarmıyor olabilir buradaki kişi. Biraz iş hayatına da sanki odaklanmış. Yani duygularıyla düşüncelerini böyle yer değiştirmiş. Olgun bir insan var karşınızda. Evet. Gerçekten bilge bir karakter. Bence keza sizin de olgun bir karakter olduğunuzu düşünüyor. Böyle bir durum var. Ama ani bir şeye kalkışmak istemiyor. Yani iyice gözlemliyor, iyice düşünüyor. Hani dedim ya, evet seviyor ama düşünmeden adım atacak bir insan değil bu insan. Düşünmeden o çiçekleri alıp gelmez. Belki çok içinden bu geliyor. Çünkü dedim ya, böyle kupalar elinde oynuyor. Ama onunla hareket etmiyor hemen. Önce diyor ki halletmem gereken şeyler var. Yani sabırla önce burada tılsımlarını boyuyor. Hani örümcek artık ağ yapmış. Ne kadar bir zaman geçtiyse örümceğin artık ağını görüyoruz. Ve şuradaki tavus kuşu sembolizması. Yani tam ben hastayım tavus kuşu sembolizmasına. Ya buradaki ilişkiler bana şeyi çağrıştırdı. Zeus'la Hera. Biraz hani hem Zeus gidiyor bir dışarılarda bir haltlar yiyor geliyor. Hem Hera işte bir türlü onu böyle kesip atamıyor da gidiyor işte onun diyaloğa girdiği kadınları işte cezalandırıyor. Birbirlerine çektiren insanlar görüyorum ben açıkçası. Yani öyle bir his alıyorum buradan. Çünkü hani sen kupa kralıysan ben de kupa kraliçesiyim. Hani şey çok var böyle su gruplarının o duyguları yoğun yaşayan ve duygularda boğulup karşı tarafı da böyle aşağıya çeken hali çok var. Hani sanki şey diyor. Eğer ben ona olan hislerimi kabul edip gelirsem alır beni çeker, elimi veririm, kolumu alamam. Kendine güveniyor ama diyor ki oğlum ateşle oynuyorsun diyor. Ateşle oynuyorsun diyor. Allah Allah. Ateşle oynuyorsun oğlum diyor. Yanarsın diyor. Ya buradaki insan şunu söyleyeyim. Yani size eline şu çiçekleri alır gelirse yani o teklifle gelirse işte barışmak için veya ilişki teklifi için artık ilişki statünüze göre alın. Ya yanmaktan ya da boğulmaktan korkuyor haberiniz olsun. Peki siz ne durumdasınız? Şimdi dediğim gibi siz alıcı bir enerjiyle geldiniz. Bu güzel. Tılsım prensesi. Yani prens oluyor aslında. Bu destede birazcık değişik kullanılmış. Şimdi sizin ben hayatınızda bir değişim yaptığınızı düşünüyorum. Yeni yollara çıktığınızı düşünüyorum. Yeni bir eğitim alıyor olabilirsiniz. Yeni bir şehre taşınıyor olabilirsiniz. Sanki bir yenilik var. Ve bu insandan da bir şey bekliyorsunuz artık. Kuşları görüyor musunuz?
Yani haber bekliyorsunuz. Bazılarınız gerçekten böyle deniz kenarındaki şehirlerde yaşıyor olabilir. Deniz kenarı şehirlere taşınacak olabilir. Diyorsunuz ki hani sen kupa kralıysan ben de kupa kraliçesiyim. Hiç kusura bakma. Ve bu destedeki kupa kraliçesinin resmedenin dışında açıkçası ben çok sevdim. Genelde dediğim aslında hani klasik tarot destesine böyle mazlum oturur. Böyle başı öne eğiktir ya. Kendi halindedir filan. Buradaki kupa kraliçesi şey ya, almış duygularını ve kabullenmiş, seviyorum ulan diyen bir kupa kraliçesi bu. Hislerinin farkında ve bu hisleri böyle mıy 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 yaşamıyor açıkçası. Sevgisinin arkasında duran bir, burada kadın resmedildiği için yani kraliçe olduğu için söylüyorum. Sevgisinin arkasında paşalar gibi duran bir kadın görüyorum ben. Yani. Korkar, tabii korkar böyle bir kadından. Yani çok anlaşılır. Ve aslında ondan bekliyorsunuz. Yani ondan bekliyorsunuz bir şekilde. Diyorsun yani sen biliyorum izliyorsun. Bence hatta siz de onu izliyorsunuz. Ama şu çok güzel geldi. Ay bu ne? Şu çok güzel geldi. Akışta kalmak, dinginlik, kabulleniş. Benim kendi destemden özellikle koymuştum şu karakteri. Yani kabullenmişsiniz ya. Vallahi kabullenmişsiniz. Hani geliyorsa gelsin, gelmiyorsa da kendisi bilir. Hani artık o gemi kalktı. Ben bir şekilde ilerliyorum. Ben bir şekilde yoluma devam ediyorum. İster gelir, ister gider. Ben tamamen alıcı pozisyondayım. Kendinizi bence hiçbir şeye zorlamıyorsunuz şu an. Hani öyle oturmuşsunuz, rahat. Kendi aleminizdesiniz. Ne kadar güzel. Peki hislerinizde ne var dediğimde şimdi hislerde birazcık iş dolaşıyor. Aslında istiyorsunuz yani bu insanla gelsin bir ilişki yaşayın bunun isteği var. Ama hani ben artık bir şey yapamam ben yapacağımı yaptım. Benden daha bir şey bekleme diyorsunuz açıkçası. İsteseniz yapamaz mısınız? Yaparsınız. Yani baksanıza kaç tane eliniz kolunuz var. 10 parmağınızda 10 marifet. Ben şu dizilimle geldi zaten. Yani burada özellikle kupa kraliçesinden değnek. Aa ne kadar şey gelmiş. Onda kupa kralı ve değnek kralı. Sizde kupa kraliçesi ve değnek kraliçesi. Bir şey değil mi? Burada başa baş dişe diş bir mücadele var. Ve bu sessizce yapılıyor. Bakın hırgür yok burada. Tartışma yok. Sessizce yapılıyor. Taraflar oturmuşlar köşelerine. Sessizce yapıyorlar. Ay çok heyecanlı. Gerçekten. Şey yok. Çata çat bir mücadele, bir kavga o yok burada. Sakin sakin. Birbirinizin sabrını sunuyorsunuz. Önce kim pes edecek? Ama bunu dediğim gibi böyle bir mücadeleyle, hırgürle değil. Aman hani oturdum yerime oturdum gelen gelsin. O sizden bekliyor siz ondan bekliyorsunuz. Anam anam. Ama şöyle bir şey var. Ben özellikle hani sizin bu noktada biraz o geçmişten hani bakın şu yine kendi destemden. Ayağına borçlar bağlanmış biri var. Burada hem finansal olarak şu an zaten sıkıntılı olabilirsiniz. Hani kafanızın içi zaten. Gırlı olabilir. Buradaki asan adamı da bilirsiniz ayağından asıldığını. Sanki size tutan, zaten odağınızı ister istemez buradan kaydıran bir durum var. Yani hali hazırda maddi hayatınızla ilgili, kariyer veya eğitim hayatınızla ilgili hangisi varsa onu alın. Zaten sizin bir uğraşınız var. Hani diyorsunuz ki ya bak, işim var, gücüm var, işte okulum var. Ne bileyim, alemle uğraşıyorum ayrı bir yandan. Bir de seninle mi uğraşacağım bir adam? Hani istesem uğraşırım da. Şu an uğraşacak halde değilim. Böyle bir durum var. Yani siz kabullenişe geçmişsiniz. Kadın veya erkek olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ben yapacağımı yaptım. Ben bu saatten sonra kabullenişe geçtim. Daha fazla bir şey yapamam. Çünkü yaparsam artık kendime saygısızlık diyorsunuz sanki. Hani asılan adamdaki bir kurban bilinci vardır ya ona girmek artık istemiyorsunuz. Çünkü siz o uyanışı zaten yaşamışsınız. O ışık zaten yayılıyor. Uyanmışsınız zaten. Bir süredir üstünüzde bir ölü toprağı varmış. Ama bu özellikle de bir şey değil mi? Yani
Ağustos ayına doğru bunu hepten siler atarsınız siz. Öyle düşünüyorum. Burada da ateş ve su yine yoğun olarak geldi bu arada, bilginiz olsun. Yani burçlardan bahsedeyim mi? Her burç olduğu için çok bahsetmek istemiyorum ama topraktan hepsi var zaten. Özellikle ne varmış burada? Yani şununla birlikte hepsi var. Oğlak varmış, balık varmış. Ateşten hepsi var, sudan hepsi zaten var. Koç var. Yukarıda da saymıştım işte, balık, başak. Aslında bütün burçlar geldiği için çok fazla dinlendirmek istemiyorum. Şimdi konuşma kartlarında ne var? İnsanlar senden bahsettiğine tepki vermiyorum. Seni biriyle gördüğümde orayı terk ettim. Keşke söylediğim şeyleri geri alabilseydim. Bu kişi, şimdi burada bir kupa yedilisi var ya, sizin belki de zaten seçenekleriniz olduğunu düşünüyor olabilir. Şunu da diyor olabilir. Burada bakın yan yana geldi krallar. Onun şu an gözünü diktiği tek kral ben değilim. Bir başkası da olabilir belki gündeminde veya hayatında. Acaba bunu mu düşünüyor? Acaba bunu mu şu an öğrenmeye çalışıyor? Ona göre mi harekete geçecek? Hani sanki burada böyle bir şey varmış gibi. Halbuki siz de gayet teksiniz. Tamam, belki farklı olasılıklara yönelmişsinizdir ama burada hani bundan bahsetmiyorsunuz. Ha tabii, şuradaki eller yine bir sürü bir sürü, belki aynı anda birkaç kişiyle öylesine konuşuyor olabilirsiniz ama çok böyle bir ilişki durumu da almadım. Peki olası geleceğe bakalım. Şimdi bir süre yine engellenmişlik, böyle kısıtlanmışlık, ne yapalım, ne edelim. İsteseniz de bu insana bir türlü o şeyi sağlayamayabilirsiniz. Özellikle ondan yana bir önünü görememek söz konusu olduğu için. Burada özellikle araya bakın, mesafe de girmiş olabilir. 8 haftalık bir süreç birazcık daha tıkanık geçebilir. Ama ben yani o 8 haftanın çok tamamlanacağını düşünmüyorum. Çünkü 6 hafta ve 6 gün gösteren kartlarım geldi. Bazıları için Aslan Burcu döneminde de olabilir. Bazıları için de ne olabilir? Kova var. Ve ikizler var aslında. Ben çok uzak dönemler olacağını zannetmiyorum. Yani buradaki mesele, izlediğiniz andan itibaren ki en geç 8 haftalık süreçte bence bir çözüme kavuşur. En azından yüz yüze geleceğiniz, eğer arada mesafeler varsa bir şekilde onu aşacağınızı düşünüyorum. Hani bir zafer var. Evet var. Ama bir şeyleri de ardında bırakarak var. Yani ben buradaki çoğu kişinin bir ya şehir değiştirme ya gündem değiştirme, yani bunu yapacağını düşünüyorum. Ve her ne kadar bu insanla belki bir türlü bir araya gelmek isteyip buluşamasanız da nihayetinde bu olacak, yani bilginiz olsun. Dediğim gibi 6 gün, 6 haftalık süreçler özellikle burada gösteriliyor. Peki bu kişiyle ilgili olarak, daha doğrusu bu durumla ilgili olarak birinci desteği seçen arkadaşlarıma mesaj nedir? Sonra da buradan seçeceğiz. Unutmayın. Kitaptan da seçeceğiz. Mesaj nedir? Villain, you can always rewrite the story. Villain geldi. Yani hikayenin kötü adamı. Diyor ki, her zaman hikayeni kendin yeniden yazabilirsin. Yani bir başkasının sana dayattığı hikayeye mecbur değilsin. Bakın burada şarkı söyleyen, şarkı sesleri çıkan bir böyle bir kabuk var. Kız da sanki elindeki taşla onu kıracak. Yani sen sus. Ben kendi şarkımı söyleyeceğim. Ben kendi şarkımı dinleyeceğim, diyor. Her zaman diyor, hikayeni yeniden yazabilirsin. Ay çok güzel geldi. Burada bir şey söyleyeyim mi? Siz zaten gücü elinize almışsınız. Yani bir şekilde o gücü elinize almışsınız. Peki şöyle yapalım. Birinci desteği seçen arkadaşlarımla akıllarındaki kişi için onların arasındaki durumu özetleyen bir şiir gelsin bakalım. Şurayı seçtim tam. Sıcak dumanlı öğle saatlerinde biz sokağın tozunda aşkımızı okurduk. Biz güneyliklerin saf diline aşinaydık. Kalplerimizi masum sevgiler bahçesine götürür, ağaçlara ödün verirdik. Ve top Buse sözleriyle dolaşırdı. Buse isimli birileri var kesin dinleyen. Elden ele ve aşktı. O tanımlanamaz duygu. Holün karanlığında bizi ansızın kuşatan yakıcı nefeslerin, hızlı kalp atışlarının,
kaçak gülüşlerin arasından bizi kendine çekip sürükleyen. O günler geçip gitti, o günler güneşte kuruyan otlar gibi kuruyup soldular güneşin altında ve itip gittiler akasya kokularından başı dönen sokaklar. Dönüşü olmayan yolların hayhuyunda kayboldular ve yanaklarını sardunya yapraklarıyla alal eden o kız, ah, şimdi yalnız bir kadın, şimdi yalnız bir kadın. Arkadaşlar, gelen şiir ismi neymiş? O günler. Diyor ki hikayesini her zaman yazabilir. Bence de. Yani burada artık ben yalnızlığı da kabullenen özellikle de kadınlar olduğunu düşünüyorum. Hani gelsen de olur, gelmesen de ben böyle iyiyim de diyen kişiler olduğunu düşünüyorum. Pekala. Böyleydi arkadaşlar yorumumuz. Dilerim ki bir faydası dokunmuştur. Sorularınıza cevaplar bulabilmişsinizdir. Şimdi ben ikinci destemize geçiyorum. Size teşekkürler ederek. Merhaba, ikinci deste. Şimdi şurası konuşma kartlarınız. Şurası olası geleceğiniz. Bu kişinin size dair şu enerjisi, düşünceleri. Hisleri. Biraz daha yukarı mı götürelim? Sizin bu kişiye dair enerjiniz, kurban zihniyeti. Ay ne oluyor? Ölüm. Kılıç altılısı, tılsım beşlisi. Ha. Olsun. Peki. O da olur. Şuradan da kart seçeceğim. Birinci desteği de seçmiştim çünkü. İkinci desteği seçen arkadaşlarımın akıllarındaki kişinin şurada enerjisine bir tema alalım. The Fates. Ne kadar kaderci bir insan. Arkadaşlarımın enerjisine bir tema alalım. Allah Allah. Peki. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şeyle geldi. Ay, bu karışmasın bu birinci desteğinde. Önsizi ve tezahür ve the fates. Ya bu insan bir şekilde sizle ilgili hayaller kuruyor biliyor musunuz? Yani işte birlikte olsak nasıl olurdu? Evimiz olsa, çocuklarımız olsa, bir ilişkimiz olsa, bir şeyler paylaşsak nasıl olurdu? İlişki türünüze göre alın lütfen. Bunların hayalini kuran birini görüyorum. Hani şey var ama sonunda. Nasip de varsa olur diyen biraz kaderci bir insan görüyorum açıkçası. Bu yüzden de bir şeyleri ağırdan alıyor olabilir bu insan. Kadere sığınmış, tamamen aslında kaderciliğe sığınmış. Biraz hislerine sığınmış. Kendisinin hisleri yüksek olabilir. Keza sizin de hislerinizin yüksek olduğunu biliyor olabilir. Ama belki burada izleyenlerin bazıları, yani sizler hali hazırda işte ne bileyim burada benim gibi belki tarot kartı okuyorsunuzdur, belki farklı şekilde öngörü yapabiliyorsunuzdur. Burada hisli insanların olduğunu düşünüyorum. Keza dediğim gibi karşı tarafta da olabilir. Ama özellikle böyle hani şu var. Bu insan aslında istediği şeyi, düşlediği şeyi, duasını ettiği şeyi bir şekilde hayatına getiriyor sanki. Bu yüzden de biraz kadere güveniyor ve kadere bırakmış gibi gözüküyor. Size baktığımda da kurban zihniyeti ve no place like home. Ya ben burada şey görüyorum hani beni bu durumun içine nasıl kapatır? Ben nasıl böyle kalırım? Hem huzur arıyorsunuz. Şu hani ev sıcaklığı dediğimiz şey var ya. Hem de boğuluyorsunuz. Özellikle böyle evin içinde çok fazla zaman geçirmek durumunda kalmış olabilirsiniz zaten. Pandemi dönemi vesaire. Evet ama aşırı bir böyle duvarların üstüme üstüme geliyor dediğiniz bir durumu olmuş olabilir sizin için. Biraz böyle gerçekten duvarların üstüme üstüme geliyor teması var. Ve sürekli yani yatıp kalkıp bu insanı düşünmek, bir şeylerin tükendiğini düşünmek. Aa, bakın, kum saati. Bu kişinin hislerinde de yine benim destemden kum saati, zaman doluyor. Hani sanki kafanızda bu insana bir zaman biçmişsiniz ve o dolduğunda hani şu zaman bittiğinde burayı su kaplayacak, boğulacaksınız. Tamamen artık bir şeyleri sileceksiniz zihninizden. O da aslında farkındaymış gibi. Hani artık zaman aşımına uğruyor olduğunuzu düşünüyormuşsunuz gibi.
Belki bu insana zaten bunu söylediniz mesela. Hani bak, son kez, artık son kez demiş olabilirsiniz. Peki size dair düşüncelerinde ne var? Şimdi şöyle ki, aslında sizinle bir şeyler paylaşmak istediğini görüyorum. Özellikle de burada fiziksel olarak böyle bir dokunma isteği, bir sıcaklığını hissetme isteği görüyorum. Açık konuşmam gerekirse. Böyle bir dokunmak isteyip ulaşamama. Sanki siz çok yüksek bir mertebedesiniz. Belki hatta bu insan iletişimi siz kestiniz. Ve yani bir selam sabah verseniz, yüzüne bir tebessüm etseniz, şu an ona çok büyük bir lütufta bulunuyormuşsunuz gibi gelebilir. Kartı görüyorsunuz, hani kadın buradaki iki çocuğa yukarıdan böyle papatyalar filan döküyor. Hani şu an sizden ne gelse, zehir de gelse, çünkü değnek beşlisinde adamın kafasında yılanlar dolaşıyor düşünceler halinde. Zehir de gelse, hani senden şifadır diyecek bir insan var. Bir yandan kendisi de size bir şeyler sunmak istiyor. Bakın, el teması tekrar tekrar geliyor. Şurada demiştim ya, sanki dua etse bunları gerçek kılabilecek bir insan. Hani bu insan hayattan bir şeyler istemiş zamanında ve bunlar olmuş. Bakın, yani şuradaki siyah kuşların kanatlarında gözler var. Ben hislerin çok açık olduğunu düşünüyorum. Üçüncü gözün çok açık olduğunu düşünüyorum. Yani birbirinizle, ay ürperdim bir tövbe. Birbirinizle görüşmeseniz bile bu insanla bence ya rüyalarda buluşuyorsunuz siz. Ay var ya, şu an gerçekten üçüncü göz çakram ağrıyor. Ya bu destenin özelliği şu bu arada. Şimdi ilk kez bu açımda kullandığı için. Intuitive tarot. Yani tamamen sezgisel olarak kullanabileceğiniz bir deste. Elbette ki klasik tarot anlamlarını da içinde barındırıyor ama sezgisel olarak yorumlanmaya çok müsait. Ve şöyle, zaten kartlara baktığımda enerji o kadar yüksek ki, yani gözlerim yuvalarından çıkacakmış gibi zorlanıyorum. Böyle söyleyeyim size. Çok yüksek enerjili bir deste ve çok fazla enerjimi alıyor açıkçası. Beni de çok fazla yüklüyor. Alışacağız ama alışacağız. Gerçekten çok hissel, çok sezgisel bir deste. Şimdi dediğim gibi şunu görüyorum, yani o gözler hep açık. Yani siz sanki farkında değilken bile bir şekilde haberleşiyorsunuz ya, konuşmazken bile haberleşiyorsunuz. Belki birinizin başına bir şey gelecek, öbürü hissediyor. Hiç konuşmadığınız halde. Diğeri onu hissediyor, o onu hissediyor. Burada böyle bir durum var. Böyle bir durum var. Ve dediğim gibi şunu görüyorum, gerçekten dokunma teması. Hani elini tutayım ya da elini tutmasam bile bir şekilde onun olduğu ortamda olayım. Onun sıcaklığından besleneyim. Burada ben sizden gerçekten hem enerji olarak hem de böyle sizin duygularınızdan beslenmek isteyen bir insan görüyorum. Bir beslenme ihtiyacı. Ama şu var, bakın, konuşturma kartlarıyla birlikte gidelim. Sahne iletişime geçmeye korkuyorum. Ya şu çok ilginç bu arada. Ne zaman bu desteden şu kartı çeksem mutlaka bu geliyor ya. Sana ulaşmak istiyorum ama korkuyorum. İkisi resmen benzer şeyler. Ve sen bana herkesten daha yakındın diyor. Yani burada bilmiyorum, sanki bu insana annesinin babasının yapmadığı iyiliği, yardımı, yaklaşmadığı yakınlığı siz gitmişsiniz gibi. Hani sizden görmüş gibi. Çok iyiliğiniz dokunmuş olabilir bu insana gerçekten. Yani kendi elinizde belki yokken bu insana vermiş, bu insana sunmuş olabilirsiniz. Ve şu an buna muhtaç olarak geliyor. Yani elini uzatmış ve diyor ki ver, ne olursun ver. Ve bence siz de hissediyorsunuz bunu. Yani burada uçan gözler sizinkiler olabilir. O şu an her ne kadar her şeye sahipmiş gibi gözükse de hayatında, siz hissediyorsunuz bir şeyler var, bir şeyler eksik. Ve şöyle bir durum. Değnek beşlisi, değnek altısı yan yana geldi. Ya burç olarak da bahsedeyim ama şimdi her burçta geldiği için çok da şey yapmak istemiyorum. Burada ne var? Boğa var. Burada da aslan var. İki kere aslan gelmiş. Bu insan bir kere şu an bazı sağlık sorunlarıyla uğraşıp bunların şifalanma döneminde olabilir. Yani yılan sembolizmasını görüyorsunuz. Her şeyden önce şifadır.
Ama ben zihninde kendini böyle çok rahatsız eden birini görüyorum. Özellikle şimdi değnek beşlisi söz konusu olduğu için bir takım rakipler, hani sizin hayatınızda kim var, kim yok, ne oluyor, ne bitiyor, bunları kafaya takmış olabilir kendisi. Bayağı kafaya takmış gibi sanki. Şöyle alayım. Hani sanki bunları kafaya takmış, ne oluyor, ne bitiyor. Keza bu insanın da hayatında hani farklı seçenekler olabilir, çevresi çok kalabalık olabilir. Ya da şimdi buradaki yılanlar böyle adamın kafasının üstünde ya, sizin aranızdaki ilişkiye işte arkadaşlar, aileler gibi unsurlar karışıp çok fazla kafanızı zehirliyor olabilir. Sizin de onun da bu arada, yani yalnızca onun değil, ben bunu da sizin, hani size de bir tezahür olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve yiyor yani. Düşünceler beynini yiyor adeta. Hani böyle zihin artık karışmış. Aranızdaki durum da keza yılan hikayesine dönmüş olabilir. Şimdi gelelim size ilgili hislerine. Bir kere Prince Disk geldi. Bu ne oluyordu? Şövalye oluyor. Bu deste de böyle geliyor. Prenses dediği prensler oluyor. Prince dediği de şövalyeler oluyor. Şimdi bir kere burada öküzün üstüne oturduğu için ben inatçı bir insan olduğunu düşünüyorum açıkçası. Öküz mü, boğa mı bu? Boğaya da benziyor. Boğa sanki. Neyse, önemli değil. İnatçı bir insan var. İnatçı bir karakteristik var karşımızda. Bir adımla gelme isteği olmakla birlikte, yani şöyle ağır ilerliyor ama bir yandan da diyor ki zaman doluyor. Hani sana ulaşmak istiyorum, korkuyorum, çekiniyorum. Ama senin kadar kimse de yakınıma gelmedi. Ne olacak bilmiyorum. Biraz dediğim gibi kaderciliği de devreye sokmuş. Burada Toprak Burcu etkisi var bu arada, bilginiz olsun. Boğa, Başak, Oğlak gibi. Ve şöyle bir durum. Bir şeyleri konuşmak istiyor açıkçası. Yani iki tarafta belki ikiniz de yutmuşsunuz artık, söylememişsiniz. Söylemeye, söylemeye, söylemeye. Hani deriz ya, şurama kadar geldi artık. Oraya kadar gelmiş. Zaten ya şey çok güzel değil mi? Gayri ihtiyar hani burama kadar geldi derken boğazımızı gösteririz ve aslında boğaz çakramızdır zaten oradaki etmen. Ve burada da bakın böyle bir durum var. Denge kartındaki şifa birdenbire gelmez. İki tarafın içindekileri dökmesi lazım ve ben şunu düşünüyorum. Bu insan şu an içinde, bakın gelen sıralamaya bakın. İçinde bence fırtınalar koparken kafası gerçekten böyle o yılanlar tarafından adeta yenirken dışarıdan çok sakin bir profil çizdiğini düşünüyorum. Dışarıdan bence hiçbir şekilde belli etmiyor. İçte fırtınalar kopuyor ama dışarıda sakin bir insanmış gibi. Keza yanındaki kartla devam edelim. Bir şey değil mi? Bu insanda veya sizde bu arada dövmeler olabilir. Özellikle bacak ve boyun kısmında. Eğer görebiliyorsanız sembolizmaları. Özellikle bacak ve boyun kısmında dövmeler olabilir sizde veya karşı tarafta. Şimdi şöyle, mücadeleci bir insan. Aslında hayata dair gerçekten mücadele edebilen bir insan. Hep böyle bu arada aslan etkili kartlar geldi burada. Şurada da yay burcu geldi. Yine bilginiz olsun. Uğraşmış, birileriyle uğraşmış, uğraşmış ama yılmamış da. Doğru olduğuna inandığı şey için mücadele edebilecek olan biri. Ya bence ne olursa olsun bu insan şu an sizinle ilgili mücadele etmek istiyor. Yılmamış yani. Hani beni öldürmedi bu acılar diyor. Beni öldürmedi bu acılar. Evet, biraz inatlaşı olabilirsiniz. Zor olabilir durumlar. Ama yılmamış yani. Başı dik bir şekilde geliyor. Alışmış da artık, biliyor musunuz? Sanki sizin zaten aranızdaki ilişkinin dinamiği bu. Çünkü klasik tarotta böyle adam can baş böyle hıraş uğraşır. Ya şuradaki kadının sükunetine bakın. Atın, atın değnekleri, ne olmuş gidiyor. Hani öldüm mü? Öyle bir durum var. Şimdi size geldiğimde ölüm, kılıçaltısı, tılsım beşlisi, bir kere yani ölüp ölüp dirilmişsiniz gerçekten de. Hani bu süreçte kendinizi gerçekten yeniden var etmiş olabilirsiniz ama şunu görüyorum, yani özlüyorsunuz bu insanı. Keza şu da var, bu insan sizin özgüveninizi çok fazla harap etmiş de olabilir. Tılsım beşlisi ile birlikte. Ama bu insanı özlüyorsunuz ve biraz bence içinize de kapanmışsınız. Kapalı kutu ve geçmişten gelen yükler. Desteğin enerjisi çok yoğun ya. Gerçekten çok yoğun. Böyle başım şu an gidip geliyor.
özgürleşmek istiyorsunuz, bir şeyleri ardınızda bırakmak istiyorsunuz. Bakın, aa ne kadar ilginç. Şurada kadın bileklerinden bağlı uçuyor, görebiliyor musunuz? Burada da adam bileklerinden bağlı iple. Yani ne kadar sanki bu insandan ve bu insanı size yaşattığı, aranızda yaşanan şeylerden özgürleşmek isteseniz de bu çok yani mümkün olamıyormuş gibi. Bir şekilde karanlık, dipsiz bir kuyunun içinde hissediyorsunuz. Hani beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Münir Nurettin Selçuk. Hani arka planda o çalıyor. Hani dışarıya karşı belki çok renkli, lay 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 falan. Ama öyle değil. İçte artık yara, yara, yara hep aynı şey olmuş. Hislere geldiğimde şu var. Ne olursa olsun hala evet. Seviyor olarak geliyorsunuz. Ve hala bu insanla bir birliktelik istiyor olarak geliyorsunuz. Yani bir anda sanki şöyle düşünceler diyor ki bırak. Bırak ki iyileş. Hisler diyor ki ya ama versek mi yine el ele? Zor da olsa yine birleşsek mi? Ne varmış burada ya? Bakın sanki ayağını bastığı yerde, değneği yerde, değneğin o şey yerinde çiçekler mi açıyor? Ben mi yanlış görüyorum? Hani buradaki çiçeklenme kartıyla birlikte. Şunu görüyorum. Gerçekten yalnızsınız. Epey yalnız geliyorsunuz. Hem ermiş hem tılsım beşlisiyle birlikte. Epey bir yalnızlık olmakla birlikte şu da var. Artık sorumlulukların altında ezilmek, sorumlulukların altında ne yapacağınızı şaşırmak gibi durumlar söz konusu. Hani şey resmen. Bir yanımız yaprak döker, bir yanımız bahar bahçe. Hem yoruluyorsunuz, tükeniyorsunuz, yalnız hissediyorsunuz. Yine bakın böceğin içine sıkışmış bir insan var. Ama yine de burada değnekler işte filizleniyor. Çünkü imparatoriçeyle tamamlıyorsunuz. Ne olursa olsun evet hani beni ne kadar yalnız bıraksan da sana hislerim devam ediyor. Çok fazla şey yaşandı ama bunlardan kurtulmamız lazım. Bu durumun artık bitmesi lazım. İyi veya kötü. Bana kalsa ama ben yine hala isterim. Der şekilde geliyorsunuz. Bunu diyorsunuz. Peki bu insanlarımıza neler yaşanabilir? Desteğe fazla gelmişti. Yani bir kere şunu söyleyeyim. Aha, tılsım şövalyesinin üstüne tılsım şövalyesi getirdi. Bu insandan yana yavaş da olsa bir adım gelir. Yavaş da olsa bir adım gelir. Bazıları için yani aniden böyle bir mesajlaşma vesaire de söz konusu olabilir. Şimdi genel bir açılım olduğu için, kolektif olduğu için şunu söyleyeyim. Bazılarınız için bence Temmuz ayında bir şeyler olabilecekken bazılarının bu kış aylarını bulabilir. Bilginiz olsun. Şu videoyu izledikten bir gün sonra bile mesaj alacak olanlar var. Bazılarının Temmuz'a kadar sanki beklemesi gerekecek. Hani bu insanla İletişimsizlik varsa iletişim olur. Hani bir araya gelinir, bir şeyler konuşulur. Ve hatta yani bir ilişki yoluna da gidilebilir, biliniz olsun. Bir hamle var çünkü. Ama şu kartı bir şey değil mi? Fazladan attı. Şunu o yüzden söylemek istiyorum, fazladan attığı için. Yani sanki eğer gerçekten bu size bu şekilde bu kadar özgüven harcanmasına sebep olmuş, hani yıkmış bir insansa ve şurada da özgürleşmeye çalışıyorsunuz ya. Yeni seçmek iyi olabilir bazılarınız için. Bu kart çünkü fazladan geldi. Ben sadece 3 kart alacaktım. Ve araba geldiğinde yeni seçebiliriz arkadaşlar. Peki, şimdi size şuradan mesaj kartı seçelim. Bu kişiyle bu durumla ilgili olarak. Tavsiye alalım. Sonra da şiir kitabından şiir seçelim. Feast. Slow down and celebrate yourself. Okay. Ziyafet geldi. Biraz dedi yavaşla ve kendini kutla. Kendini aslında ödüllendir, onurlandır. Ama esasında kutla. Yani ye, iç, gez, toz, eğlen. Hayatın tadını çıkar, zevkini çıkar. Neyden zevk alıyorsan onu yap. Hani çok fazla tılsım beşli enerjisinde kalmış şu kurban zihniyeti işte. Ben geride kaldım, yıkık kaldım, dökük kaldım. Egom zedelendi, ben mahvoldum. Evet, gerçekten egonuza zarar vermiş yani bu insan. Ve ego bir insanı koruması için gerekli bir yapıdır.
Diyor ki o imparatoriçe enerjisini uyandır, ona geç, güzel şeyler ye, özellikle sebze meyve ye, kendini iyi hisset, ne istiyorsan onu yap, ama diyor ki birazcık yavaşla. Peki şimdi şiir kitabından ikinci destenin akıllarındaki kişiyle onların arasındaki durumu özetleyecek bir şey gelsin. Gel, dirilt, değiştir. Sanki başlığı buradakiler atmış gibi. Uzatırken uçlarını havaya, sisin ve yağmurun içinden kurumuş damarlarıyla seslenerek dalın isteği nedir? Suyun istediği nedir? Kışın amansız sesiyle bastırılmış, akışı düş, yatağı kara basan. Bu tam sizin durumunuz işte, yatağı kara basan yani. Kumu ayartılmış çakılı sürgünde. Donmuş bedeninde günün özlemi, suyun istediği nedir? Su ne ister arkadaşlar? Akmak ister değil mi? İşte burada o akış olmamış. Mesela birinci desteği gidip dinleyebilirsiniz. Artık oradaki arkadaşlar biraz böyle o şey enerjisine geçmişlerdi. Ama işte buradaki enerji yaşamadan da o şey enerjisine, yani akışta kalma enerjisine geçilmiyor. Kentin istediği nedir? Ciğerleri kurum, bronşları dağlı, parkları çalınmış, alanları yağmada, her yanından beton kistler çıkarırken kentin istediği nedir? Senin istediğin nedir? Bile bile avucunda sıkıca sakladığın renkli kırık camlar. İki elin kızıl kanda, aç avuçlarını, sesini yükselt, gel, dirilt, değiştir. Gülten Akın burada sizi böyle ne istiyorsun? Hadi al dedi. Güzel. Yani şurada bu arada bakın. Buradaki ermiş kadın olarak resmedilmiş. Elinde bakın asası parlıyor. Empress'ın, İmparatoriçenin de asası var, parlıyor. Ve bakın ne demiştik? Bu insana sizle ilgili enerjisinde sihirli küre geldi. O renkli camında ne istiyorsun? Bir bak diyor. Güzel geldi. Evet. Dilerim ki bir faydası dokunmuştur arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Buradaki burçları söylemeyi unuttum. Akrep var. Kova var. Yay var. Başak var. Boğa var. Yine boğa var. Yine bilginiz olsun ama çok da takılmayın. Çok da önemli değil. Önemli olan uyumlanıp uyumlanmadığınız. Böyle bir açılımda dilerim ki faydası dokunmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.